ilk etapta da 2000'le başlayıp kapasitesini 5000'e çıkartabilecek büyük bir potansiyelle karşı karşıya kalacağız. Özellikle iç gümrüğün de Avrupa'da bitmesiyle beraber bölgemizde de kesinlikle işsizlik problemi adı altında bir telaffuz kalmayacak inancındayım. AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, ETV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Özcan, seçim sürecinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Bazı roman derneklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı Fatma Aksal'ı milletvekili yapmayın çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Özcan, başarılı olan mutlaka taşlanır. Fatma Hanım sadece Edirne değil, Türkiye için bir değerdir ifadelerini kullandı. Yani gülünç konular. Yani roman dernekleri derken kesinlikle roman kardeşlerime. Belki de bir kısım diyelim. Tabii roman kardeşlerime senelerden bu yana bu iktidarın sahip çıktığı kadar hiçbir hükümet sahip çıkmamıştır. Onlar da bunun farkındadır. Onlar da bunun isyanındadır. Başarılı olan mutlaka taşlanır. Fatma Hanım Edirne için bir değerdir. Fatma Hanım Keşan için, bölge için bir değerdir. Fatma Hanım sadece Edirne değil Türkiye için bir değerdir. Vekilimizdir. Allah ondan bir kere razı olsun. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı'dır. Partimizin üst organı olan MKYK üyesidir. Çok uyumludur. Çok da mütevazidir. Böyle mütevazi insanı, böyle başarılı bir insanı, böyle karalama kampanyasına siyaseti bilen, yaşayan birçok insan sadece güler. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman'ın Edirne'de 4 milletvekili çıkarmamız hayal değil açıklaması hakkında da konuşan Özcan, hayal kurmak güzeldir ama hayalle yaşamak zordur. Bizim tüm hedefimiz en az 2 milletvekili çıkarmak üzerinedir. Gerçekçi konuşmakta fayda vardır dedi. Samet kardeşimle hiç tanışmadık. Sadece sima olarak tanıyorum. Ama bildiğim kadarıyla mütevazi birisi. Senelerden beri o da siyasetin içinde. Ama siyaseti iyi okuyamamış herhalde. Hayal satmak kolay değildir. Hayal kurmak çok güzel bir şeydir. Ama hayalle yaşamak da zordur. Bizim tüm hedeflerimiz en az 2 vekil çıkarma üzerinedir. Gerçekçi konuşmakta da fayda vardır. Cumhuriyet Halk Partisi de diğer 2 olan sayıya adaydır. Kesinlikle. Mühim olan kirli siyasete bulaşmadan, kibarlığımızı Edirne'ye hizmet olarak döndürerek, çalışkanlığımızı da adaylarımızı da pekiştirerek, yönetim kadroluyla beraber biz en az 2 hedefinle, yola hedefimiz bu seçimlerde konumuz. En az 2 vekil kazandırmak tabii, diyorsun. Kesinlikle. Saygıdeğer il başkanıma da saygım var. Bu bir iddiadır. Neticede birilerinin yüzü gülecek, birileri üzülecek. Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulumu için çalışmaların devam ettiğini belirten Özcan, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla birlikte bölgede işsizlik problemi kalmayacağını ifade etti. Organize Sanayi'nin kurulum aşamasından rahmetli Kemal Unakıtan'dan hatta benim de emeğim çok. Şu anda 2. Organize Sanayi olağanüstü bir talep var ama 2. Organize Sanayi olmadan önce de halen bölgemizde Domurcalı köyümüzde biten bir toplulaştırma vardı. Toplulaştırma bitti. Yeni tapular da dağıtıldı. Prosedürler hemen hemen bitmek üzere. Bittikten sonra 2. Organize Sanayi'nin altyapısına başlayacağız. Edirne'mize büyük bir katkısı olacak 2. Organize Sanayi'nin. Kısmet olursa Sayın Valimiz de Hatay'dan döndükten sonra büyüklerimizle yapacağımız değerlendirmelerde muhtemelen Edirne'mize ve Edirne'mizin ihtiyacı olan özellikle lise ve ön lisans mezunlarının kapasitesini, o açığı, işsizlik açığını hemen hemen bitirebilecek konumda bir ilaç firmasında bir görüşmeler devam ediyor. Sadece bu kadarını söylemiş olayım ama yaklaşık ilk etapta da 2000'le başlayıp kapasitesini 5000'e çıkartabilecek büyük bir potansiyelle karşı karşıya kalacağız. Özellikle iç gümrüğün de Avrupa'da bitmesiyle beraber bölgemizde de kesinlikle işsizlik problemi adı altında bir telaffuz kalmayacak inancındayım.